Bu arada Nektel Bey şeye YouTube'u da başlattım başladı. hocam. Tamam. Tamam. Kıymetli misafirlerimiz, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün rutin olarak düzenlediği Türkoloji konuşmalarının bir yenisinde daha birlikteyiz. Bugün misafirimiz Doktor Ahmet Demirhan hocamız. Açıkçası çok heyecanlıyım çünkü gıyaben tanıdığım ve takip ettiğim, yüz yüze henüz tanışma fırsatı yakalayamadığım ama inşallah bu vesileyle çok yakın bir zamanda tanışacağımı da umduğum, düşüncelerine çok değer verdiğim ve takip ettiğim kadarıyla entelektüel birikimiyle de söyledikleriyle de ufuk açan bir misafirimiz var bugün. Ben belki hocamızı tanımayanlar için kısacık, çok kısacık hakkında bilgi vermek istiyorum. Ankara doğumlu, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Modernlik ve postmodernlik ekseninde teolojinin aldığı biçimler üzerine çeşitli denemeler hazırladı. Çeviriler yaptı. Halen batıda vatan fikrinin gelişimiyle doğuda hakimiyet telakkilerinin teşekkülü üzerine çalışmalar yapıyor. Çeşitli derlemeleri haricinde ve çeşitli derlemeleri haricinde modernlik, Püriten ve İslamcı, göbeğini kaşıyan adamın psikanalizi, kurtuluş sarmalından kurtulmak gibi çalışmalarıyla kendisini tanıyoruz. Takip edebildiğim kadarıyla bir kronoloji hatası yaparsam lütfen affola. Ketebe yayınlarından Veil Hallak'ın bir Edward Said eleştirisini de yakın zamanda, herhalde 2021 içerisindeydi, çevirdi ve yayınlandı bu eser. Ben sözü çok uzatmadan bugünün konuşmacısı ve misafirimiz Ahmet Demirhan'a mikrofonu bırakıyorum. Hocam sizdeyiz, sizi dinliyoruz. Süremiz aşağı yukarı 40 dakika, daha sonra soru cevap yapacağız. Biz buradaki misafirlerimize mikrofon veriyoruz istemeleri halinde ama bir taraftan da mesajdan gelen, YouTube'dan gelen soruları da değerliyoruz ve size iletiyoruz. Buyurun hocam, sizdeyiz. Merhabalar. Öncelikle herkese iyi akşamlar dilerim. İnşallah sağlık ve afiyet içinde şu karantina günlerini atlatır ve Zoom'i olmaktan kurtularak yüz yüze sohbetlerde bir araya geliriz. Şimdi önce benim kendimi bir konumlandırmam icap ediyor. Nereden bakıyorum meseleye? Ben şimdi Mesut Hocam'ın da böyle kısaca tanıtımından anlaşılacağı üzere sosyoloğum. Yani Türkiye'yle ilişkim biraz sosyoloji üzerinden geldi ve bunu da aslında yine sosyoloji çalışırken fark ettiğim bir mevzuyu biraz daha derinlemesine incelerken gördüm. Mesut Hocam'ın bahsettiği Osmanlı kuruluş varsayımlarını sosyoloji gözüyle incelerken aslında bir şeyi fark ettim. Yani işte tarihsel olarak işte ne bileyim işte Fuat Köprülü'nün var bir takım çalışmaları, Sencer Deyitçioğlu'nun var, dışarıdan efendim Paul Wittekin var, ne bileyim çeşitli kuruluş dönemine dair varsayımlar var. Bu varsayımları ele alırken bir takım kavramların aslında çok da sosyolojiyle ya da ne diyelim tarihle çok alakadar olmadığını fark ettim. Bunlar başka bir alandan üretilmişlerdi ve bu alanı böyle biraz eşelerken aslında Türkiyat karşıma çıktı. Nasıl karşıma çıktı? İşte kuruluş üzerine bir takım varsayımlar geliştirirken örneğin Osmanlı aşiret miydi, kabile miydi? O ilk nüveyi kastederek yapılan bir takım tartışmalar var. Ya da işte Osmanlı kendi işte kurumsallaşmasını yaparken bir takım ödünçlemelerde bulundu mu? İşte Bizans'tan mı tevarüs ettiği, efendim Orta Asya'dan getirdiği bir takım gelenekleri mi
aldı da onların üzerine kendi devlet yapısını bina etti türü bir takım tartışmaların içinde buldum. Bu tartışmalardan aslında yani çok sosyolojinin üzerinden gelişmiş şeyler değildi bunlar. Çok tarihin içinden de gelmiş şeyler değildi. Yani bir Roma kurulurken ya da işte ne bileyim Britanya İmparatorluğu kurulurken ele alınmadık bir takım mevzular Osmanlı üzerinden ele alınmaya başlıyordu. Yani Osmanlı sanki, Fuat Köprülü'nün bir lafı var, Osmanlı sanki okyanusta bir adada kurulmuş gibi değerlendiriliyordu. Bu adada kurulmayı sağlayan kavramsal çerçeve neydi? Biraz Türkiyat üzerinden birikmiş bir takım kavramsal çerçevelerin kurulduğunu fark ettim. Dolayısıyla şimdi örneğin Osmanlı üzerine yaptığım çalışmayı yani hakimiyet kavramı telakkileri üzerine o çalışmayı benim doktora tezimdi, o yayınlandı. Şimdi Selçuklu üzerinden uygulamaya çalışıyorum. Yani Selçuklu'da hakimiyet teorileri nasıl ortaya çıktı? Bunun örneğin işte Oğuzluğun oluşumu, Bozkır'da efendim göçebelik, şamanizm, totem, efendim o tam da damgalar ya da işte Oğuznamelerdeki o kayboyunun simgesi şuydu, efendim bayındır boyunun şuydu türü bir takım damgaların nasıl ele alındığına dair biraz okumalar yapmaya çalışıyorum. Ama bu ara evrede Türkiyat'ın şarkıyaçılıkla ilişkisini de değerlendiren bir çalışmayı bitirdim. Bu biraz işte muhtemelen bir ay içinde falan yayınlanır. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiyat'ın menzili şarkıyaççılığın Türkiyat'ın seyri şarkıyaççılığın menzili adıyla bir çalışma bu. Dolayısıyla benim Türkiyat'a baktığım yer sosyolog gözüyle ve bu sosyolog gözüyle yaparken de Batı'da teşekkül etmiş bir takım sahaların örneğin filolojinin ya da antropolojinin etnografyanın Türkiyat üzerindeki etkisinin ne olduğunu değerlendirmeye çalışıyorum. Şimdi Türkiyat bizde daha çok işte Türk Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin genel adı biçiminde değerlendiriliyor ve daha çok filolojiyi ilgilendiren kısımlarıyla ele alınıyor. Oysa tarihte de bir Türkiyat'ın izi var. İşte ne bileyim Göktürkleri, Hunları, efendim ondan sonraki çeşitli Türk teşekküllerini, bunların hangi nüveden oluştuklarını, dil yapılarını, efendim tarihi olarak hangi gelişme evresinde işte avcı toplumlar mıydı, efendim ne bileyim hayvan çoban toplumları mıydı türü bir takım kategorileri de göz önüne almak zorunda ya da antropolojide de benzeri bir tarif var. Efendim Türkiyat'ı değerlendirirken örneğin Türk dilleri Altay sınıfına mı dahil edeceğiz? Altay sınıfına dahil ediyorsak bunu hangi gözle yapıyoruz? Hint-Avrupalı dil ailesini nereye koyacağız? Türü çok böyle büyük başlıkları içeren bir takım sorular var aslında Türkiyat'ı değerlendirirken. Ben bugün konuşmayı aslında üç cümle üzerine kurdum. Türkiyat'ın soykütüğü başlığı altında. Yani Türkiyat bizde, Türkiye'de Tanzimat dönemindeki gelişmeleriyle beraber nasıl şekillendiği sorusuna cevap olarak üç cümle. Bu üç cümleyi şöyle kısaca söyleyeyim. Birincisi, Türkiyat Türkçülük değildir. Böyle bir yanlış algı var Türkiye'de. Özellikle Türkçülüğün ortaya çıktığı dönemdeki rakip ideolojileri de göz önüne aldığımızda Osmanlıcılığı, efendim İslamcılığı ya da Batıcılığı göz önüne aldığımızda onların gözünde bu günümüzde de devam ediyor. Özellikle kozmopolit ve liberal bir yerden bakanlar Türkiyat'ı Türkçülükle eşit tutma gayretindeler. Bunun çeşitli handikapları var. Bunlara birazdan değineceğim. Ama Türkçülük de Türkiyat'la aynı paralel bir şekilde Türkiye'ye giriş yaptı. Bunu da belirteyim. Belki Türkçülüğün
ya da Türkiye'nin Türkçülükle karıştırılmasının arka planında da böyle bir o paralellik yattığı söylenebilir. İkinci cümle, Türkiye aslında şarkiyatçılığın bir alt dalıdır. Bunu da açacağım. Üçüncü cümle, Türkiye'nin aslında alt dalı olduğu şarkiyatçılıktan kendini özelleştirebileceği, kendini kurtarabileceği, hatta örneğin Hint-Avrupalı dil ailesi gibi yapılara, Avrupalı bir takım antropolojik, etnografik tasarımlara, yeniden inşalara eleştirel bir mesafeden bakabileceği bir alanı da mevcut. Yani Türkiye aslında kendisini şarkıyatçılığın etkisinden kurtarabilecek kavramsal çerçeveye, altyapıya sahip. Şimdi bu üç cümleyle ne demek istediğimi biraz açayım. Birincisi, Türkiye Türkçülüğe eşit değildir. Fakat onunla Türkiye'ye gelişi onunla paralel bir şekilde olmuştur cümlesi neyi içeriyor? Biz aslında Türkiye'nin şekillenmeye başladığı dönem, işte Tanzimat'la başlayan daha çok bunun tarihini aslında çok okumuşuzdur. Modernleşme döneminde milliyetçiliğin ortaya çıktığına dair, Osmanlı'daki milliyetçiliklerin ortaya çıktığına dair aşağı yukarı bütün çalışmalarda aynı şeyi görürüz. Bir işte Türkiye'deki, Osmanlı'daki Türk unsurlar kendi dillerini, kendi geçmişlerini, kendi tarihlerini kendilerine öğretilen, hem batıdan gelen bir şekilde öğretilmiş, hem de Osmanlı geçmişinden gelen şekliyle öğretilmiş bir kavrayışın dışına çıkarak değerlendirmeye başladılar. İşte Türk dilinin daha evvelki çağlardaki, işte ne bileyim Selçuklu ya da Osmanlı döneminden önceki çağlardaki kuruluş aşamalarına, en eski Türklerin nasıl oluştuğuna, işte Leon Cohen'in gibi ve benzeri bir takım işte Ziya Gökalp'in de temel aldığı ya da Yusuf Akçura'nın temel aldığı bir takım çalışmalarla aynı zamanda hem milliyetçiliklerini geliştirirken hem de Türkiye'nin ürettiği malzemeyi kullanmaya başladılar. Ve örneğin Ziya Gökalp'in Türk medeniyet tarihine baktığımızda orada aslında sadece milliyetçi tezler bulmayız. Milliyetçi tezleri bakmamız gereken yer Türkçülüğün esaslarıdır. Ya da işte Yusuf Akçura'nın Üç Siyaset Tarzı gibi eserleridir. Ama Türk medeniyet tarihinde örneğin şöyle kıyaslamalar yapar Ziya Gökal. İşte eski Türklerde vatan ildir. Bu Yunan, antik Yunan'daki site devletlerine benzer. Ya da işte Türklerde boy vardır. Bu Romalılardaki gens yapısına benzer. İşte Oğuzlar bir kabileler ittifakıdır. Bu işte Romalı Tribus'a benzer. Türü kıyaslamalar yapar. Bu kıyaslamaların kendisi milliyetçilikle bir ideoloji olarak milliyetçilikle çok alakalı şeyler değil. Bunlar aslında Batı tarih yazımının kendisini antik Yunan'a ve sonra Roma'ya, ondan sonra da işte Roma'nın yıkılmasından sonra milli dillerin, İspanyolcanın, Fransızcanın, İtalyancanın ortaya çıkışı, Roma dilleri üzerinden ortaya çıkışını temel alan bir takım tarih yazımını kopyalayan girişimlerdir aslında. Dolayısıyla milliyetçilikle Türkçülük aynı pınardan çıkmış olsalar da Türkiye'yle Türkçülük aynı pınardan, Türkiye için söylüyorum, kaynaklanmış olsalar da bir tanesi biraz ideoloji olarak milliyetçilik farklı bir seyirde değerlendirmeli. Ziya Gökalp'in o dönemde işte Yusuf Akçura'nın, hatta Köprülü'nün ilk dönemi, daha romantik diye adlandırdığı ilk dönemdeki bir takım çalışmaları da Türkiye'ye Türkiye'nin girişi olarak değerlendirilmeli. Bu ilk girişten sonra bir takım işte Cumhuriyet dönemindeki hamleleri
kısaca değinelim. Örneğin Türk Tarih Dizi ya da Güneş Dil Teorisi. Şimdi bize biraz ne diyelim, çok böyle eleştirel baktığımız, efendim böyle de teori olur mu biçiminde yaklaştığımız, bu teorilerin de aslında arka planında Batı'da üretilen antropolojinin, efendim işte dil aileleri tezlerinin, ya etnografyanın oluşturduğu kavimler tasniflerinin izleri var aslında. Bizimkiler biraz yani ben biraz tamam, teorinin kendisi çok kötüydü. Güneş dil teorisi hani çok kötü bir teoridir. Ya da Türk tarih tezi bir takım doğrulara yaslansa bile çok kötü bir tezdir. Fakat aslında Avrupa'da var olanı da kopyalamaya çalıştıklarını kabul edelim. Yani eğer Güneş dil teorisi çok kötüyse Hint-Avrupa dil ailesi tezi de çok kötü bir tezdir. Bunu söyleyemeyeceksek Güneş dil teorisini eleştirmenin hiçbir anlamı yok. Ya da işte Türk tarih tezi çok kötü bir tezse, işte İskitlerin Türk mü olduğunu, işte Batılılar daha çok şey derler onunla, Hint-Avrupalıların Orta Bozkır'daki göçmen uzantıları derler. Bu tez de çok kötüdür aslında. Yani bir tarafı çok kötü olarak kabul edip bir tarafı hani geçerli bir tez olarak kabul etmenin bence hiçbir geçerliliği yoktur. Dolayısıyla bunun altında ne yatıyordu? Bu tezlerin ortaya çıkışında hem Güneş dil teorisinin hem de Batı'daki işte Hint-Avrupalı dil ailesi tezlerinin, efendim işte Aryanlık biçimlerinde ortaya çıkan şeylerin arkasında ne yatıyordu? Bir filoloji yatıyor, filolojinin ortaya çıkışı. İki, antropolojinin gelişmesi yatıyor. Dolayısıyla eğer Güneş dil teorisiyle, efendim Türk tarih teziyle antropolojik ya da filolojik ortaklıkta Batı ile bir buluşma var aslında. Bu tabii şey, bu Türk tarih tezinden ve Güneş dil teorisi tezinden çok tez vazgeçiliyor. Fakat bunun akabinde iki tane ana kol ortaya çıkıyor. Bir tanesi Türkiye'de tarih üzerinden ve filoloji üzerinden yürütmeye çalışan 1950'lerden sonra da işte biraz Köprülü'nün geçmişteki çalışmalarını yeniden anlamlandıran, efendim Osman Turanların, Bahattin Ögellerin, daha sonra işte Selçuklu tarihçileri, Köymen'in falan gibi bir takım çalışmalarla daha çok tarih üzerinden ve o tarihi antropoloji üzerinden kuran bir bakış açısından gelişen bir Türkiyat versiyonu ortaya çıkıyor. İkincisi daha ilginç aslında. Türkiyat deyince aklımıza çok gelmeyen bir tez bu. Pertev Naili Boratavların, efendim daha sonra onun izinden gidenlerin halkiyat ya da folklor çalışmaları. Bunlar da aslında bir parça işte Bahattin Ögeller falan işi Orta Asya, eski Türk kavimlerine falan götürmeye çalışırlarken sanki misak-ı milli sınırları içinde var olan kültürün ne anlam ifade ettiğini araştırmaya dönük çalışmalar yapıyorlar. 50'lerde bu biraz hani daha böyle tavsiyor derken hani devam etmiyor anlamında söylemeyeyim ama Türkiyat biraz hem filolojik ve hem de o tarihsel izlek üzerinden gitmeye devam ediyor. Yani Türkiyat'ı Türkçülükle paralel bir yerde oturtmanın, beraber ortaya çıkmasının bize unutturduğu bir tarih var. Türkiyat'ın kendi Türkiye içinde bir seyri var. Bu aslında çeşitli kavgalara da yol açıyor. İşte folklorik Türkiyat'ı savunanlar, Pertev Naili Boratav ekolü, işte efendim biraz da dönemin ideolojik işte şeyleriyle Türkiyat'ı daha tarihsel, daha Orta Asya'dan bugüne, o Anadolu'ya doğru getiren çizgi ırkçı diyor mesela.
Öbürküler de siz de komünistsiniz diyor. Yani özellikle Rus halkiyatçılığının da etkisiyle gelişmiş bir bakış açısına sahip oldukları iddiasıyla. Dolayısıyla yani örneğin Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde yaşanan tasfiyeyi ideolojik kavga olarak görmek mümkün. Ama Türkiye'nin içindeki bir kavga olarak da görmek. İki tane farklı ekol orada çarpışıyorlar aslında. Biri halkiyat üzerinden, biri tarih üzerinden. Tabii tarihçiler kazanacak ve oradan Türkiye'yi farklı bir kanala sevk edeceklerdir. Dolayısıyla milliyetçiliğin ve Türkçülüğün tarihinin Türkiye'deki seyrinin Türkiye'yi unutturduğu, Türkiye'nin soykütünlüğünü unutturduğunu söyleyebiliriz. Bunu yeniden hatırlamamız bizi bir takım ideolojik kamplaşmalar içinden kendi tarihimizi değerlendirmekten de kurtaracaktır. Türkiye'yi, yani Türk tarihini Türkiye üzerinden okursak ideolojik kavgaların dışında daha sağlam ayağımızı basabileceğimiz bir zemin bulabileceğimizi düşünüyorum ben. Birinci cümlem aslında bu zeminin bir göstergesi, ne inancımı ifade etme açısından bir değer taşıyor benim gözümde. İkinci cümle aslında Türkiye'de şarkiyatçılığın bir alt kalıbıdır. Yani bu aslında hepimizin de bir anlamda bildiği bir şeydir. Yani işte Türkiye'de çalışmaları Türkiye'ye girmeden önce Batı'da almış başını yürümüştü. Bunu biliyoruz. Efendim birçok yerde Türkiye'de ensüsü vardı. Hala da var. Bunun üzerinde işte yakınlarda Almanya'daki bir Türkiye'de ensüsünde yaşanan bir takım kavgalar ya da oradaki suistimaller gibi şeyler geçmişte de vardı. Şimdi de devam ediyor. Ne bileyim Leiden Üniversitesi'ndeki Türkiye'at bölümüne baktığımızda tarihinin nereye kadar gittiğini araştırdığımızda şaşırırız. Yani Türk dilinin ve Türk tarihinin nasıl doğru düzgün anlatılacağına dair şarkiyatçılık içinden ya bu iddiayla ortaya çıkan bir Türkiye'at vardı. Ve bu aslında biraz da şey böyle karmaşık bir yerden başladı. Şöyle bir sıkıntısı vardı bu Türkiye'atın ve hala da var aslında. Başından bir türlü atamadığı bir sıkıntı bu. Şimdi aslında filoloji, dillerin kökeninin işte Kitab-ı Mukaddes'teki işte yaratılıştan, Babil efsanesinden ve benzeri bir takım iddialardan bağımsız bir şekilde nasıl ortaya çıktığını araştıran bir sahanın ortaya çıkmasıyla başladı. Dil nasıl ortaya çıktı? İşte Renan, işte gramerin birden kendiliğinden ortaya çıktığını iddia eder. İşte Edward Said'in şarkiyatçılıktaki işte en şarkiyatçı filolog dediği en Renan'ın baktığımızda dillerin kendiliğinden ortaya çıktığını ve bu kendiliğinden ortaya çıkışta mesela Hint Avrupalı dil ailesinin Sami Semitik dil ailesine nazaran avantajlı olduğunu iddia eder. Bu burada bu avantajda işte örneğin Hint Avrupalı dillerle Aryan dillerle Sami dilleri aslında sanki bir çiftmiş gibi değerlendirilir. Çünkü şeyi atamazlar başlarından. Bir Hristiyanlık geçmişi vardır. Bu Hristiyanlık geçmişi aslında Sami bir gelenekten, tek tanrıcılığı icat etmiş Sami bir gelenekten türemiştir. Ve Hristiyanlığı ancak yeniden yorumlayabilirler. Üzerlerine atamazlar. Dolayısıyla o yeniden yorumlamada aslında Hristiyanlığı ya da işte Yahudiliği, tek tanrıcılığı icat etmiş Sami'liğe bir yer açarlar. Ama burada mesela Türk dilleri bir yere oturamaz. Maksimlere baktığımızda o işte Turani der, Turani dil ailesi der. Sonra Altay dil ailesi grubu ortaya, Ural Altay dil ailesi grubu ortaya çıkar. Efendim sonra Ural dil ailesiyle Altay dillerinin çok da birbirine benzemediği düşünülür. Altayikler kendi başına
bir dil ailesi ya da dil birliği biçimine dökülür. Burada problemli bir başlangıcı var aslında. Fakat bu problemli başlangıca rağmen hala yani doğrulanmamış bir teori olarak Altay Dil Ailesi grubu bugün sahayı kaplayan bir teori olmayı sürdürüyor ve Türk dillerini biz hala o kategori içinde değerlendiriyoruz. Fakat şöyle bir Türkiye'nin şöyle bir sıkıntısı var. Kendi üzerine düşünerek ya beni nasıl tanımlıyorlar deme ihtimalini diyeyim hiç kullanmıyor. Yani şöyle bir kafasını kaldırıp ya bana beni Altay Dil Ailesi'ne sıkıştırdılar. Bu gerçekten ne ifade ediyor sorusunu sormaktan benim görebildiğim kadarıyla içtinap etmiş. Bunun başka uzantıları da var. Örneğin yani şarkiyatçılık çerçevesinde filolojinin gelişimini kabul ettiğimizde ve bu filolojinin işte kabaca işte Hint-Avrupalı Aryan dil ailesi, Semitik dil ailesi ve bunun dışında işte efendim Altay ya da Ural dil ailesi gibi tasnifler yapması sadece filolojinin daha bilimsel kriterlerle ele aldığı bir değerlendirme olmaktan çıkıyor. Ya birisi göçebe oluyor, birisi medeni oluyor. Birisi efendim ilerlemeye daha hazır oluyor, zaten baştan ilerlemeye hazır, öyle gelişmiş oluyor. Birisi daha böyle çaba harcayarak, uğraşarak, önce kentleşerek, efendim medenileşerek o dairenin içine girebiliyor. Dolayısıyla aslında dil aileleri tasnifi ve filoloji bir tür ne diyelim, beşer antropos, antropolojinin de nesnesi olan antropos görüşünü kendi içinde taşıyor. Yani şimdi bozkır göçebe. Ama Avrupa'ya baktığımızda bunun yarısı da aynı göçebelik içinde. İşte Rus stepleri denilen de o şeyin Avrupa kısmına baktığımızda. Orada Hint Avrupalılar olduğu için medeni sayılıyor. Ama bozkır, Asya, İç Asya bozkırları tamamen göçebe. Ya da ne bileyim, işte şamanik, eski Türk dininin şamanik olduğuna dair iddialar. Bunun arkasını biraz yokladığımızda bakıyoruz ki aslında kendi sömürgeleri olan Türk dili konuşanların aslında nasıl yöneteceğine dair Alman oryantalizminin de etkisiyle bir Rus ya da sonra Sovyet oryantalizmi geliştirmiş Rusların kendi şarkiyatçılığının ürünü olan bir şamanizm ürettiklerini de görüyoruz. Yani şamanizm gerçekten Orta Asya'daki en eski Türk dini mi yoksa Rus oryantalizminin ürettiği bir kurgu mu sorusunu mesela Türkiye'de ciddi anlamda soran bir çalışmaya rastlamadım. Oysa baktığımızda şamanizmin Rus oryantalizmiyle alakası çok açık. Ya bu işte Yakutlarda efendim Talas Türklerinde ya da bir takım başka Türklerde şamanik uygulamalar olmadığı anlamına gelmiyor. Fakat itirazım şu noktasında, şamanizm deyince en eski Türkler akla gelmesi biraz soru işareti doğuruyor. Ve Türkiye'de bunun niye böyle kurgulandığına dair herhangi bir çalışma yapmamış ve aslında yapmakta biraz belki kendi uktesinde değil, çünkü zaten kaynağı şarkiyatçı. Yani şarkiyatçı filolojiyi ve şarkiyatçı antropolojiyi bir kenara çıkarıp parantez içine aldığımızda Türkiye'nin kendisini ürettiği zeminin de yok olduğunu görüyoruz. Bu bağlantı da aslında Türkiye'nin kendi tarihini, kendi soykütüğünü değerlendirirken çok da gündeme gelmeyen bir bağlantı olarak dikkat çekici. Bunun başka uzantıları da var aslında. İşte yani
bu şu sıralar biraz Göktürkler üzerine, Hunlar üzerine falan okuyorum. İşte Kaanlık nasıl ortaya çıktı, kime Kaan denirdi, kim Han'dı, efendim bunlar nasıl bir siyasi teşekkülle ya da hani boy ya da bodun yapısıyla ortaya çıktılar tür çalışmalara bakıyorum. Aşağı yukarı aslında çok farklı şeyler olmasına rağmen, farklı farklı ekoller olmasına rağmen aşağı yukarı aynı şeyi söylüyorlar. Ve buradan da üretilen işte ne bileyim kut, töre ya da işte göğün oğlu Kaan gibi şeylere baktığımızda da bunlardan yani kullanılıyor, çok kullanılıyor. Fakat sağlam bir inşa yapıldığından o kadar emin değilim. Sosyolojik olarak efendim, hatta bunun sadece sosyolojiyi ilgilendirmeyen daha felsefi boyutları da var. Antropos olarak mesela eski Yunan'da kurdukları beşer tanımına denk bir Orta Asya insanı kurgulandığına şahit olmadım. Orada eksik bir şeyler varmış zihabını uyandıran çalışmalar çok fazla. Dolayısıyla Türkiyat'ın şarkiyatçılıkla bu bağını daha deşifre edecek, daha böyle Türkiyat'ın kendi üzerine düşünerek kendisini daha kavrayabileceği bir zeminde hareket edecek bir yere gelmesinde fayda var. Bu da üçüncü cümleme beni götürüyor. Türkiyat kendisini şarkiyatçılıktan kurtarabilir mi? Türkiyat özelleşebilir mi? Bağımsızlaşabilir mi? Kendi alanını kurabilir mi? Şimdi buna şöyle bir şey yapayım. Bu, işte Mesut Hoca girişte Hallak'ın Sait eleştirisinde yer aldığı işte şarkiyatçılık çalışmasına değinmişti. Orada gerçekten enteresan eleştiriler var Edward Said'e yöneltilmiş. Ama başka Edward Said eleştirileri de var. Bir tanesi çok meşhur. Said'in şarkiyatçılığında Alman oryantalizminin hiçbir yeri yok. Yani Said Alman oryantalizmine kitabında yer vermemiş. Bu aynı zamanda şu anlamı da geliyor. Rus şarkiyatçılığı Alman ekolünün bir devamıdır. Rus şarkiyatçılığı da yok. Yani Rusların biz eski Türk toplumlarından, şimdiki oradaki Sovyet Cumhuriyetlerinden bağımsızlaşmış Türk topluluklarını nasıl ele aldığını, nasıl yönettiğini bilmiyoruz. Buna dair bir takım cılız çalışmalar var elbette ama Said'in şarkiyatçılık eleştirisine denk bir Rus oryantalizmi eleştirisi de yok, Alman oryantalizmi eleştirisi de yok. Ama bir şey daha yok Edward Said'in şarkıyatçılık eleştirisinde. Bir Osmanlı coğrafyası yok ve bir Türk, figür olarak Türk yok. Oysa biliyoruz ki biz yani Türk adı Avrupa için daha Orta Çağ dönemlerinden itibaren kendisinden korkulası bir şekilde bir figürleşmeye muhatap olmuş. İşte, bunu şeyde de bulabiliyoruz. Orta Çağ'ın son dönemlerindeki çalışmalarda da bulabiliyoruz. Modern dönemde de bulabiliyoruz. Hatta ve mesela çok enteresan bir örnek. Walter Benjamin'in tarih üzerine tezleri vardır. Orada bir şey vardır, bir sahne çizer. Bir Türk kuklası, satranç oynayan Türk kuklasından bahseder. Bu bir dönem, 16. 17. 18. yüzyıllarda bir otomat biçiminde Türk giysileri içinde, elinde nargilesiyle, cübbesiyle, sarığıyla Türk kıyafetleri içinde bir kukla tasarlarlar. Yani Orta Çağ ve ilk modern dönemi Türk algısı kuklavari bir figürdür. Köleliğe yakın bir figürdür. Ve modern dönemde 1940'larda Walter Benjamin de bu Türk imgesini alıp yeniden üretmiştir. Bu imgenin çok çeşitli şeylerini de görürüz. Dolayısıyla Türk figürünü
Bu geçmişteki o ortaçağcıl figürden başlayarak deşersek aslında o figürle birlikte ortaya çıkmış bir şarkıyaçılık da görürüz. O figürle birlikte ortaya çıkmış bir filoloji de görürüz. O figürle birlikte ortaya çıkmış bir antropoloji de görürüz. Dolayısıyla Türkiye eğer Avrupa'daki ortaçağcıl tür figürüne bakarsa Avrupa merkezci, Hint-Avrupacı, Aryan antropolojiyi eleştirebileceği bir mesafeye kavuşabilir. Türkiye'nin en büyük eksikliği kendisinin zeminlendirdiği yerde kendisini ürettiği kavramların neye tekabül ettiğine çok fazla durmaması, buna mesafeyle yaklaşmaması. Örneğin bir Avrupa eleştirici, Avrupa merkezcilik eleştirisi yapmaya yeltenmemesidir. Eğer Türkiye bir Avrupa merkezci eleştiri yapacak, bu Avrupa'nın kendisini nasıl kurduğunu, efendim bunu yaparken neyi dışladığını, neyi içerdiğini ele alabilecek bir zemine kavuşursa ancak o zaman kendi ayakları üzerinde durabilir, kendi özelliğine kavuşabilir, kendi bağımsızlığını ilan edebilir. Yani Türkiye ancak şarkiyatçılık eleştirisine döndüğünde ve bir Avrupa merkezcilik eleştirisine döndüğünde kendi özelliğine kavuşabilir. Benim notlarımdan o üç cümleyi açıklama biçimlerim bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sorularınızla bu üç cümlemi de hem eleştirel olarak okursunuz hem bana ufuk açıcı, yönlendirici, belki de eksik bıraktığım, hatalı yaptığım şeyleri düzeltici, yol gösterici bir yorum ve soru ile beni yönlendirirsiniz. Teşekkür ederim. Ahmet Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık öncelikle. Şimdi soru cevap kısmına geçeceğiz. Burada çok adamın duayeni diyebileceğim hocalarımız var. Birçoğu da Türkiyat alanının uzmanı, dilci, klasik edebiyatçı. Onların muhakkak katkıları ve soruları, belki eleştirileri de olacaktır. Ben sorusu olan misafirlerimize mikrofon vereceğim. El kaldırmanızı rica ediyorum. Ahmet Arıbey. Ahmet Hocam, mikrofonunuzu açıp sorunuzu yöneltebilirsiniz. Buyurun. Tek istirhamım şu, kıymetli misafirlerimiz. Yani sorularımızı çok değerli toplu ve net bir şekilde sorarsak, net cevaplar almak adına ve uzatmamak adına da iyi olur diye düşünüyorum. Buyurun Ahmet Bey. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Sesim geliyor değil mi? Geliyor hocam, buyurun. Ahmet Bey, çok teşekkür ediyoruz. Tabii konu çok geniş olduğu için biraz gerçekten fokuslanmakta zorlandık. Ben kendi adıma zorlandım. Biraz daha, yani bu bahsettiğin son en azından cümlede, evet, en büyük eksik olarak yani ben de onu görürüm. Ama öncelikle ben şeyi kesmek adına da, kesmemek adına araya girmedim. Bir defa şarkiyatçılığı, yani Said'in deşifre ettiği şekliyle kullanıyorsunuz değil mi? Aslında tam öyle değil hocam. Şöyle şarkiyatın yani Türkiyat gibi bir şarkiyatın ürettiği bilgi var, üretim var. Ama şarkiyatçılık eleştirisi derken kastım biraz Said'in ürettiği. Yani Said'in eleştirdiği bir birikim var. Bu birikimde aslında Türk toplumlarına da başka toplumlarına da dair yapılmış değerli çalışmalar da var. Fakat bu çalışmaların hani
Sait'in eleştirisinden kurtulma ihtimallerini de zayıf görüyorum. Ama şimdi yani bu ikisi biraz çelişti gibi geldi. Yani Türkiye'yi Şarkiyat'ın içinde bir yere konumlandırdığınız zaman Şarkiyatçılığı da şeyin de şifresi şeklinde almadığınızda problem çıkar. Yanlış mı anladım yoksa? Yani hocam şöyle söyleyeyim. Buna karşı çıkamadı bir antitez veya tam öyle dememiş olabilirsiniz ama evet katılıyorum. Ben de bunu çeşitli şeylerde ifade ettim. Yani bizim en milliyetçilerimiz bile işte düşünün divan edebiyatı üzerinden konuşacak olursak yani divan edebiyatı ile ilgili olarak işte Arap Fars hani düşünün ki yani işte Gibbon çalışmasından bütün dünyaya tanınan divan edebiyatı veya divan şiiri daha özde değil mi? Buna karşılık bizim ta şeye kadar yani 70'lere kadar falan en milliyetçi hocalarımız bile buna karşı çıkamadılar değil mi? Yani bu bir ortak medeniyet ürünüdür diyemediler. Arap Fars kaynaklıdır ama işte biz de damgamızı vurmuşuzdur falan gibi şeyler söylediler öyle mi? Yani hocam şöyle söyleyeyim. Gibbon çalışması divan şiiri üzerine kıymetli bir çalışmadır. Fakat Gibbon çalışmasını işte Said'in şarkiyatçılığa yaptığı eleştiri gibi Türkiyatçılık üzerinden de bir eleştiri lazımdı. Tam da hani sizin söylediğinizi ben biraz genelleştirerek söylüyorum. Amenna. Yani çok bir bilgi dağarı. Yani müthiş bir şey. Üstelik de yani bu adam bunu İstanbul'a ben hala çözemem. İstanbul'a dahi gelmeden bu çalışmayı yapıyor. Üzerine de çıkılmış değil. Ama bunun yanında yani şarkiyatçılığın Sait'in deşifre ettiği haliyle yani en ağır ve ırkçılığa varan yönünü değil mi? Yani ta yine bir başka Amerikalı işte Walter Andrew veya Victoria söyleyene kadar bizde kimse söyleyemedi. Burada katılıyorum size. Yani bu özde şarkiyatçıdır, Türkiyatçı'da değişinizden kaynaklanıyor olabilir. Ama şu bir gerçek yani bunun aslında ta Namık Kemal'den başlayan işte Renan müdafasından başlayan efendim bir altyapısı da vardı. O demin dediğiniz yani sömürge bizde o biraz şeydir yani maalesef işte yine şarkiyatçıdan daha çok şarkiyatçı olmuşluğumuz vakidir. Bu altyapıya rağmen diyemedik ve sonuçta da yani egemen kültür demesek bile yani egemen güç olmasına rağmen bir Arap kültürü yani İslam medeniyeti içerisinde yani şarkiyatın muhatabı olarak konuşuyorum bunu değil mi şarkiyatın veya çalışma alanı olarak bir özgün bir Arap kültürü veya Fars kültürü ayırt edilirken Türk kültürü ayırt edilemiyor bunu da bu anlamda bir yani antropolojinin dışında olayı direkt sosyal bilim açısından alamaz mıyız? Yani hocam siz biraz, daha ben antropolojiye sosyolojik... biraz daha daha vurgu yaptınız gibi geldi bana. Biraz şöyle söyleyeyim. Meramım belki ben sosyolog olarak konuşuyorum. Yani işte filolojinin birçok şeyini çok bilmem ben. İşte gramer, sentaks, bu alanlardaki çalışmalara çok böyle göz ucuyla bakan biriyim. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Yani Zeus bir Yunan tanrısı ve şey böyle olağanüstülükler sergiliyor. Efendim işte ne bileyim kaderi hükmediyor. Fakat birini cezalandırıyor, birini bir şey yapıyor işte bu şeylerde. Yunan mitolojisindeki var olan halleriyle bir Zeus var orada da. Şimdi ne kadar ucube unsur varsa üzerinde birikmiş bir Zeus bize çok beşeri geliyor. Fakat bir Oğuzhan destanındaki daha beşeri ya da Dede Korkut
boylamalarındaki bir takım daha beşeri unsurlar sanki olağanüstü geliyor. Bu kurguyu yapan antropoloji. Antropolojiyi eleştirmeden de biz bu kurguyu yıkamayız. Yani ya işte şey yapıyoruz, Oğuzhan'ı ya da Dede Korkut'u mitolojikleştiriyoruz, şey yapıyoruz. Yani sanki Zeus'a denk bir birer figürmüş gibi değerlendiriyoruz. Oysa bunu daha insani yönlerini öne çıkarabilecek, onun Zeus'tan ya da diğer bir takım Yunan mitolojik kahramanlarından ya da ne bileyim işte Roma kuruluş efsanesini düşünelim, o Romulus'tan falan daha böyle beşeri tarafları olduğunu öne çıkarabileceğimiz vasıtalarımız, kavramsal araçlarımız var. Fakat bunları maalesef alan sömürgeleştirildiği için, hani bunu hiç konuşmadım ama başlıkta vardı, alan sömürgeleştirildiği için maalesef kafamızı kaldırıp yapamıyoruz. Tamam, ben de bunu vurgulamak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Ben kendi adıma çok istifade ettim. Çok teşekkür ediyorum. İşte bu aslında yani bütünüyle aslında Türkiyat için Türkoloji veyahut bunu düşünebiliriz. Gerçekten biz bunu bir daha çok dile ve edebiyata indirgedik. Halbuki işte sosyolojiyle de paylaşacağı çok şey var. Bu anlamda ele almamız gerekir. Gerçekten teşekkür ediyorum. Selçuk Üniversitesi'nin yani rahmetli Erol Güngör'ün kurduğu o bölümün ürünlerini böyle görmek de gerçekten sevindirici. Teşekkürler, iyi akşamlar. Ağzınıza sağlık. Sağ olun hocam, sağ olun. Hocam teşekkür ederiz. Zeynep Kevser Şerefoğlu hocam el kaldırıyor. Kendisine veriyorum mikrofonu. Hocam buyurun. Teşekkür ediyorum. Ben de Ahmet Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Görüntüyü açamadığım için de hem kendisinden hem dinleyicilerimizden özür diliyorum. Ben de zihinsel performans olarak kendisini takip etmeye çalıştım. Ve anladığım kadarıyla şarkiyata yaslanan yurt dışı Türkiyat bundan memnun. Yani zaten neden kendi üzerine düşünsün? Ben 3 tane Avrupa'da Türkoloji bölümü gördüm. Üçünde de ek kök dile dair her şey Orhan Pamuk ve Elif Şafak metinleri üzerinden anlatılıyordu. Yani ne demek istediğim anlaşılabiliyordur diye düşünüyorum. Fakat şöyle bir şey var. Yani şarkiyata yaslanan Avrupa'dan beslenen Türkiyat bunu yapmayacak. Peki baktığımızda Said'in ya da Homi Baba'nın ya da Analombia'nın, yani Said'in sadece bir Filistinli Arap gözüyle ya da Homi Baba'nın, Analombia'nın Hint gözüyle kendi üzerine düşünmesini de çok yadırgamamak lazım. Sonuçta onlar öğrendikleri antropolojiyi ve sosyolojiyi tekrar dönüp kendi milletleri üzerinden düşünebilmeyi başardılar bence bütün eleştirilere rağmen. Şimdi bizde kala kala o zaman ülke içerisinde kendi üzerine düşünemeyen ve kendi üzerine kapanan bir Türkiye'yi konuşmak gerekiyor. Belki Ahmet Bey'in cümlelerini buradan itibaren bizim devam ettirmemiz, bunun üzerine tekrar buradan düşünmeye başlamamız lazım. Şimdi bizde de antropolojinin ya da sosyolojinin aslında ajandasını fark etmeyenler, hiç fark etmeyenler, fark ederek sahadan çekilen. Ama bunun dışında bu antropoloji ve sosyolojinin mantalitesiyle hem kendine hem ötekine bakma cesareti gösterebilmek gerçekten böyle dil bilime indirgenmiş, ek kök ayrışmasıyla işini bitirdiğini zannetmiş bir Türkolojiyle mümkün mü diye çok açık sormak istiyorum. Çünkü çok köklü üniversitelerin ilgili bölümlerinde bile artık o pozitivist bir imanla dil bilimden anlaşılan şey gerçekten sadece ek kök ayrımıdır kıymetli hocam. Yani içeride değilseniz ben size çok içeriden söyleyeyim ve dil felsefesine ilişkin bir açılım hiçbir zaman görmeyiz ya da dil sosyolojisine. Dolayısıyla şimdi o zaman şöyle mi söyleyeceğiz ki ben bunu açıkçası toplumsal cinsiyet çalışan biri olarak şöyle bir örneğini görüyorum maalesef. Divan şiiri için bugün şarkiyata yaslanan Türkiyatlardan bana gelen ses buranın tamamen bir sevici ve gay edebiyatı olduğuna ilişkin. İçeriden kendi üstüne kapanan Türkiyat'tan gelen ses burada hiçbir problemin olmadığına dair. Dolayısıyla kendine ve ötekine antropoloji ve sosyolojiden gerçekten öğrendikleriyle
bakabilen bir Türkiye'ye sadece muhtemelen içeriden gelişir. Ama sizce bunun imkanı var mı? Ben yanlış anlamadıysam şöyle bir şey özetlenebilir herhalde sorunuz. Şimdi Said Filistinli bir Arap olarak üzerinde düşündü şarkiyatçılığın ve kendi eleştirisini yaptı. Evet. Efendim Hint alt kıtası işte Madun çalışmalarıyla kendi üzerine düşündü ve bir teori ortaya çıkarttı. İşte Madun çalışmaları dediğimiz Batı'nın Hindistan'a ne yaptığını deşifre etmeye çalışan çalışmalar. Evet. Türkiye'de bunu becerebilir mi? Ben aslında becerebileceğini düşünüyorum. Fakat bizde şöyle bir sıkıntı var. Mesela dil üzerine düşünürken geçmiş çalışmaların bugüne ne söylediğini acaba ben hani kıyısından köşesinden böyle yoklayan biri olarak soruyorum bu soruyu. Bir şey yapabilir miyiz? Örneğin işte ilmi icaz var, ilmi vaaz var, ilmi belagat var. Bunlar bize bugün ne söylüyor? Biraz Hint çalışmaları bize bugün o eski Hint edebiyatı, Hint mitolojisi, Hint işte vedalar şunlar bunlar bize ne söylüyordan yola çıkarak en azından onları arka planına alarak yürüdüler. Said efendim işte o Filistinli bir Arap olmasının getirdiği travma üzerinden yürüdü. Bu çalışmaları biz şimdi acaba modern bakış açısıyla mı mesela ilmi belagat aslında köhnemiş işte geleneksel efendim artık bugüne hiçbir şey söylemeyen bir belagat ilmi olarak mı değerlendirilmeli? Yoksa orada bir insan görüşü, bir dil görüşü, bir hatta bir kainata, efendim ifadeye, lafza, manaya farklı bir nazarla bakan bir görüş var. Ben bunu bugün bugüne tercüme etmeliyim diye düşünerek yapabileceğimiz çalışmalar mı? Ben ikincisi yapılmadan, yani o geçmişteki atılmış diye değerlendirdiğimiz, buna demin Ahmet Hocam'ın da söylediği divan edebiyatını yeniden gözden geçirme de dahil. Atılmış diye düşündüğümüz şeyleri yani masayı tersine çevirip bugünden geçmişe bakmak değil, masanın öbür tarafına geçip ilmi belagatten, ilmi vaazdan, ilmi icazdan bugüne bakmak da bize bazen ufuk açıcı gelebilir. Biraz da hani söylediğiniz o Hint halk kıtasındaki o Madun çalışmaları ya da Said'in işte Filistinli birisi olarak, sürgün bir Filistinli olarak şarkiyatçılığa getirdiği eleştiri benzeri şeyler ancak o zaman ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum sorunuz bu kapsamda mıydı? Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam teşekkür ediyorum. Fatih Kirşçioğlu. Hocam buyurun. Hepinize merhaba, iyi akşamlar. Ahmet Bey teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben kısa üç nokta belirteceğim. Yani bu tabii şarkiyatçılığın çıkışı siz de üzerinde durdunuz. Yani kendilerine gelen büyük bir imparatorluk var, Osmanlı. Biraz bunu çözmek üzerine gelişiyor. İkinci husus şudur. Yani emperyalizmle şarkiyatçılığı da bir arada değerlendirmek lazım. Yani gerek Avrupalıların Afrika'yı işgal ederken kullandıkları yani ordu, tüccar ve misyonerler. İlk önce gidiyor misyonerler. Oraya yerleşiyor ve dili öğreniyorlar. Sonra tüccarlar oranın kaynaklarını sömürüyorlar. Daha sonra da iyice girip ülkeyi işgal ediyorlar. Yani Sovyetler de aynı politikayı uygulamış. Yani gittikleri her bölgede yaptıkları ilk çalışmalar önce oranın dilini gittikleri yerdeki o gün için
mahalli dili öğrenmek ve bu mahalli dille dini kitaplar yazmak bu şekilde gelişmiş. Tabii biz yani Türkolojinin ilk çalışması derken ta Kaşgarlı Mahmut'a kadar gidiyoruz. Ama yakın zamana gelirsek, yakın zamandaki çalışmalara da bakmamız lazım. Yani nasıl söyleyeyim? Yani bizim çalışmaları yaptığımız zaman da aslında o günkü Çarlık'ta da sıkıntılar var. Yani 1876'da Ahmet Refik Paşa Lehçe-i Osmani'yi yapıyor. 1877'de Ebu Gazi Bağdıran Şecevi-i Türki'yi yayınlıyor ki bu dönemler Ratloff'un meşhur o Sibirya'dan Proben dediğimiz çalışmayı yaptığı seri var. Yani 66'dan başlıyor. 1907'ye doğru gidiyor. Ve işte bunlar Köktürk yazısının çözülmesi ve bunun Tonsen'in yayınlaması 1893. Daha sonra Ratloff'un Türk Lehçeleri sözlüğü bu yıllarda başlıyor. Epey uzun sürüyor tabii. 1911'e kadar sürüyor. Ama bu zamanda bile pek çok çalışma yapılabiliyor. Yani ne zaman ki Ratloff'un çalışmaları Kutat Kubilik'in bulunup aktarılması, Köktürk yazısının çözülmesi ve başlangıçta bazı şeyler yanlış da olsa deşifre edilmesi, yani modern Türkolojinin başlaması diye düşünebiliriz. Yani belirttiğim üç nokta, birincisi bir düşmanı çözümlemek, onun dilini, sosyolojisini, tarihini öğrenmek. İkincisi, misyoner faaliyetlerine altyapı hazırlayacak bir dili öğrenmek. Ki bunu hem Afrika'da hem Türk Cumhuriyetlerinde uyguladılar. Üçüncüsü de 1800'lerin sonundaki Türkoloji ile ilgili gelişmeler diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız, katılmaz mısınız? Ben bu şekilde düşünüyorum ve teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eyvallah. Hocam ben yani çok böyle dediğiniz o çalışmalar hani Türkolojinin gelişmesinde çok katkı sağlamış çalışmalar. Birçoğu da aslında kıymetli çalışmalar. Fakat bunların kıymeti hani rafta durduğu gibi durmuyorlar. Sahaya indiğin zaman tam sizin söylediğiniz gibi oluyor. Şey gibi hani Said şarkıyaççılık eleştirisine Napolyon'un Kahire'yi işgalini onu anlatarak başlar. Ve orada hani ordu var, asker var, efendim işte mahiyeti var ve bilim adamları var. Bilim adamları sahaya inerek hani o zamana kadar biriktirdikleri bilgiyi sahada uygulayacak bir çalışma alanına kavuşuyorlar aslında. Bu sadece şey için de geçerli değil. Yani İslam coğrafyası ya da Türk coğrafyası için de geçerli değil. Aynı şey Çin için de geçerli. Yani Çin yazısının o karakterlerinin kitab-ı mukaddes çevirilerine çıkarttığı zorluk olmasa mesela Pinyin ortaya çıkmayacaktı. Bugünkü modern kullandığımız o Çin karakterlerini latinize etme sistemi ortaya çıkmayacaktı. Bu Çinlilerin ihtiyacı değildi, bu Batılıların ihtiyacıydı. Yani bunu göz önüne almak lazım. Tabii bazı şeyler yani emperyalizme gelişiyor. Yani mesela bir coğrafya ilminin gelişmesi tamamen emperyalizme bağlı olan bir hadise. O haritaların çıkartılması, o yerlerin bölünmesi, hepsinin tek tek işaretlenmesi, biliyorsunuz yani o filmi bile oynadı, Humboldt'un ve diğerlerinin çalışmaları, hep bu sömürge üzerine gelişen bir üstünde kurulan bir ilim. Bu şekilde şey diyor. Yani ben bugünkü uzay çalışmalarını bile buna bağlıyorum. Yani uzaydan kontrolü bile buna bağlıyorum. Eyvallah. Hocam teşekkür ediyorum. Evet, çok sağ olun. Soru veya katkısı olan varsa bir soru
veya bir katkı daha alabiliriz belki. Açıkçası mesele biraz bana kendini öteki üzerinden okumak ve kendine ötekinin aynasından bakmak gibi geliyor ve kendini kendilik bilinci veyahut da kendi aynasından kendini okuyamamak gibi de geliyor. Bugün biz bir Evliya Çelebi, Musa Hocam burada. Evliya Çelebi Uygulama Araştırma Merkezi açılışı yaptık. Yani 2021 yılındayız ve maalesef Evliya Çelebi'yi ilk, yani Evliya Çelebi Araştırmaları Merkezi'ni 2021 yılında kuruyoruz biz. Yani bu bile başlı başına aslına bakılırsa bir gösterge ve Evliya Çelebi'yi biz bugüne kadar hep çoğunlukla, yani işte dil üzerinden, dil bilim üzerinden inceledik. Ama hepimiz biliyoruz ki Evliya Çelebi araştırmaları, okumaları bile Avrupa'da, kıta Avrupa'sında, İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde bambaşka noktalardan yapılıyor. Türkolojinin bir defa sadece kendi içindeki katı bölünmüşlüğü, yani yeni edebiyat, eski edebiyat, halk edebiyatı gibi ve hiçbir şeyin, ana bilim dalının birbirine fazlaca bir haylice yabancılığı, ötekiliği bile başlı başına bir şey ve belki burada Edward Said'in bir edebiyatçı olduğunu, ona yöneltilen en büyük eleştirinin başındadır, yani edebiyatçı nazarıyla baktığını ve nelere aslında kadir olduğunu bize göstermesi bakımından bir defa önemli. Evet. Mesut Hocam. Musa Hocam herhalde bir katkınız olacak. Buyurun hocam. Yani bir pas atmış oldun. O pasa cevap vermek lazım herhalde. Tabii hocam, buyurun. Ben teşekkür ediyorum Ahmet Bey arkadaşımıza. Doğrusu sömürgeleştirilmesi tabiri çok cezbedici gelmişti bana başlıkta. Aslında merak da ediyordum bunun içini nasıl dolduracağına dair Ahmet Demirhan'ın. İstifade ettik hakikaten, bilgilendirici bir konuşma oldu. Fakat Türkolojinin üzerine giydirmesi bu sömürgeleştirilme terimini biraz bana doğrusu bazı noktalarda haksızlık mı ediyoruz gibi bir şey uyandırdı. Şimdi bizim özellikle Anadolu için söyleyeceksek 16. asırdan itibaren özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişip güçlenmesinden sonra Batılıların, işte İtalyanlar, Almanlar, Polonyalılar, efendim Macarlar vesaire, bunların Osmanlı coğrafyasına ve Osmanlı kültürüne, Osmanlı diline, Türkçe'ye yani, ilgileri bir hayli arttı. Ve biraz da misyonerlik çalışmalarının şeyiyle, sevkiyle, işte özel fide teşkilatı var mesela 16. yüzyılda. Bunun destekleriyle eserler yazıldı ve bunların hepsinde aşağı yukarı 19. asra gelene kadar bu eserlerin isimleri hep Türkçe idi. Yani Türk dilinin grameri, Türk dilinin esasları, Türk dilinin vesairesi filan. Yani hep Türkçeyi konu aldılar. Ama anlattıkları şeyin içinde Arapça, Farsça, yani Osmanlı Türkçesini teşkil eden dillerin gramer özelliklerine de yer vermişlerdi. Ama sonuçta buna Türkçe diyorlardı. 19. asra kadar bu böyle devam etti. Ve biz bugün geriye dönüp baktığımızda Türkçe için yapılan gramer ve sözlük kitaplarının bu tarihlerde çok çok kıymetli eserler olduklarını görüyoruz. Bunların herhangi bir şeye varmadan, yani ideolojik bir yönlendirmeye dair işaretini göremiyoruz. Yani Türk dilini inceliyor. Böyle büyük eserler ortaya koydular.
sözlükler ortaya koydular. Yani Osmanlıların, Türklerin yapmadığı işleri yaptılar o zamanlarda. Ve bunların yaptıkları işler kendi hedefledikleri emperyalizme hizmet etmekten öte Türkçeyi araştıran, Türk dilini araştıran, inceleyen ve Türk diliyle ilgili çalışmalar olarak ortaya çıktı. Yani bir Meninsky 1680'lerde sözlüğünü yaptı. 4-3 cilt büyük sözlüğünü, gramerini yaptı. Yani bu Türkler tarafından yapılmış bir şey değil. Sonra 1830'lara geldik, 14'lerde başlayarak Osmanlı tarihini yazdı Hammer. Ve biz o zamana kadar böyle bir tarihimiz yoktu bu tarz. Yani kronikler var filan ama o ayrı bir şey. Daha sonraki zamanlara geldiğimizde bu milliyetçilik akımlarının gelişmesi sonrasında az önce Fatih Bey'in de bahsettiği, sizin de bahsettiğiniz konuşmanızda Türkçe ile ilgili biraz bu milliyetçilik şeyi, ideolojileri çerçevesinde yapılan çalışmaların dönemine geldik. Bu dönemde yani 20. yüzyılın başları, 19. yüzyılın ikinci yarısı özellikle, bu dönemde batıdan bakıldığında, Avrupa'dan bakıldığında şarkiyatçılık olan ama bizim coğrafyamızdan baktığımızda Türkoloji olan çalışmalar yapıldı. Ve bu dönemde de yine Avrupalıların yaptığı çalışmaların çok çok gerisinde kaldı Türkoloji, Türk dünyası, Türk müellifleri. Yani şimdi bir sıralama yapsak, cilt cilt kitap yayınladı. Burada arkadaşlarımız var. Avrupa'daki Türkoloji çalışmaları diye. Türkoloji ile ilgili çalışan insanlar, meslektaşlarımız. Türk dilinin en önemli metinlerini önce Avrupalı meslektaşlarımız çalıştı, ortaya koydu filan. Biz onların arkasından yürüdük bazı noktalarda. Şimdi bütün bu şey ortadayken bir emperyalizm şeyi altında, çatısı, hedefi altında bunların hepsini değerlendirmek zannediyorum burada dinleyen herkesin hoşuna gidebilir. Yani bu güzel, hoş da geliyor. Ama bilimsel bir insaf ölçüsüne, tartısına koyarsak ne demek lazım, ne diyebiliriz? Yani bana biraz haksızlık ediyor olabilir miyiz gibi bir şey geldi, hissiyat geldi Ahmet Bey. Şimdi hocam, haklısınız. Yani bunu aslında birçok alanda, sadece Türk dili ya da Türk tarihi konusunda değil, efendim Türkiye üzerine daha sosyolojik, hatta daha felsefi çalışmalarda da benzeri şeyi söyleyebiliriz. Fakat burada şu da gözden kaçırmamalı aslında. Şimdi yani Oğuz Han'ı, o destanları işte 600 yıl Osmanlı okumuş. Efendim hadi 400 yıl da öncesine verelim. Bir coğrafya okumuş. 10 asır seste bir problem mi var arkadaşlar? Ben evet hocam. Ahmet hocam, sesim geliyor mu acaba? Beni duyabiliyor musunuz? Duyuyor musunuz? Evet, geliyor. Benim sesim geliyor mu? Bir sıkıntı mı var? Şu anda geliyor mu? Şu anda geliyor hocam. Az önce sıkıntı vardı. Az önce bir sıkıntı oldu. Buyurun. Yani bu çalışmalara ben de reddetmiyorum. Aslında bunlara dayanmak gerektiğini de söylüyorum. Fakat şunu unutmuyor muyuz? Mesela Oğuz Han Destanı 600 asır boyunca Osmanlı'da biliniyordu. İşte Yazıcıoğlu'nun da var, efendim Reşitüddin II çok yayıldı, Dede Korkut biliniyordu. Bunların, hadi Osmanlı'ya geçelim, işte 2 asır Selçuklu, daha evvel bir 10 asır boyunca üretilmiş bir malzemeyi, insanların okuma tarzı var, bir de Türkiye'nin okuma tarzı var.
insanların onlardan aldıkları bir dünyaya bakış biçimi var. Bir de Türkiye'nin öğrettiği biçim var. Bu iki biçimi karşılaştırdığımızda bence arada ciddi farklar görürüz. Bu ciddi farklar üzerinden giderek de o üretilmiş malzemeye bakmamız gerektiğini söylemeye çalışıyorum ben. Yoksa hani onlar çalışkan, evet çalışıyorlar. Fakat biz çalışmıyoruz. Biz nereden bakacağımızı bilmiyoruz. Yani Türkiye kendisine nasıl bakacağını bilmiyor. Benim söylemeye çalıştığım buydu. Teşekkür ederim. Yani biz bilmiyorken yapanların üzerine bir takım şeyler yüklemek de biraz haksızlık olabilir diye ben ya onu hocam, demeye çalıştım. Ben yani bu haksızlığı şey yapıyorum ama işte yani ben şimdi mesela Peter Golden'ın Türk tarihi üzerine bir şey, şöyle şey okuyorum. Şimdi Türkler yukarıdan da Kafkaslar üzerinden de işte Macar Ovalarına kadar, hatta Balkanlara kadar iniyorlar. Hatta Peçenekler, Oğullar, işte Bulgarlar var. Bunlar geliyorlar. Slavlaşıyorlar bir kısmı. Hristiyanlaşıyorlar. Fakat aşağıdan gelenler de mesela Müslüman olanların inancı şamanizm nedeniyle satiyi oluyor, cila oluyor İslam. Fakat şey yapanlar, Hristiyanlaşanlarda o şamanizmi bir türlü bulamıyoruz. Burada bir tuhaflık yok mu sizce Allah aşkına? Ya şimdi bu, bakın biz şimdi birkaç örnek üzerinden gidelim. Özür dilerim arkadaşlarım, vaktini almış olmayayım ama. Şimdi biz bir meslektaşımız Avrupalı Trabzon ağzı üzerine önemli çalışmalar yaptı. Bilen arkadaşlar hatırlayacaklar. Ve biz o çalışmaları aşan bir çalışma yapmadık henüz. Yapamadık. Hem sistem açısından hem derleme açısından vesaire. Fakat bu meslektaşımız yani Bulgar tarihine bakmıyor. Bizim bu meslektaşımız bazı Türk araştırmacılar, meslektaşlarımız tarafından işte ajan filan diyerek böyle yaftalanarak şey yapıldı. Diğer taraftan Evliya Çelebi'nin adı geçti. Hadi ona da bir örnek olsun diye söyleyeyim. Avrupalı meslektaşlarımız mesela Diyarbakır, Van, Bitlis, Balkanlarda değişik yerler filan buraları konu alan çok ciddi çalışmalar yaptılar. Sonra yine bir Batılı meslektaşımız çıktı. İşte yerli birkaç arkadaşımızla beraber bu muazzam eseri Türkçe'ye kazandırdı. Dolayısıyla biz yani niye Van'ı çalıştın? Kardeşim yani tamam sen Van'ı çalıştın, sen de Edirne'yi de çalıştı gerçi o arkadaşımız. Sen de İzmir'i çalış, sen de bir başka yeri çalış. Yani bunları kendi eksikliklerimiz üzerinden bu karşıdaki Avrupalı meslektaşlarımız diyeyim ben yine, onların çalışmalarını değerlendirmek, haklısınız siz, öyle gözüküyor çünkü. Yani çıkmış diyorsun, adam Van'a çalışmış, Bingöl'ü çalışmış, Bitlis'i çalışmış filan. O zaman bunun bir niyeti kötü diye bakıyorsunuz. Ama yani öbür taraftaki kalan kısım bizim eksikliğimiz. O yüzden diyorum yani bunların bu tür çalışmaları görüp takdir edip eksikleri tamamlayamayışımıza hayıflanmak daha insaflı gelebilir düşüncesindeyim. Bu kadarla yetsin bu akşam. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Musa Hocam. Benim sesim gitti, bir ara koptum herhalde. Evet. Son Ahmet nerede Hocam, duydunuz? Ekleyeceğiniz bir şey var mı Musa Hocam'ın? Ya nerede koptuğumu bilmiyorum. Ben son hani şey Macarlar örneğini vermiştim. Acaba geldi o hocam. Geldi o söyledikleriniz geldi. En son söylediklerinizi duyduk. Ha tamam. Yani yani ben oturup hani bunlar ajan, bunlar efendim bizi sömürmeye geliyor gibi bakmayalım. Ben öyle söylemedim. Ama sahanın kendisinin böyle bir
Ses yine gitti. Anladım hocam, bir ses probleminiz var. Acaba şey mi? Yani biraz kameraları kapatabilir miyiz sayın hocalarım? Yani biraz belki zorluyor da olabilir. Bir problem yoktu ilk başta ama şimdi bir problem yaşıyoruz. Bir öyle deneyebiliriz. Belki Ahmet hocam bağlantısını değiştirebilir mi? Bizim sesimiz geliyorsa kendisine. Hocam Zoom'dan uyarı veriyor. Ahmet hocamızın interneti biraz yavaş çekiyor hocam. Ondan kaynaklanıyor. Ahmet hocam bir bağlantı probleminiz varmış. Aslında programın başında hiçbir sorun yoktu ama yani cihaz ısındığı için olabilir belki bağlantı kopmuş olabilir bilmiyorum. Veya zorlanıyor olabilir. Herhalde koptu diye düşünüyorum. Öyle görüyorum. Bağlanırsa hocamızı tekrar şey yaparız. Alırız. Şimdi kıymetli hocalarım hepiniz yani herkese söz vermeyi çok istiyorum ama yani gerçekten uzuyor program. Bir saati geçti. Bugün bizim 3 tane programımız vardı ve benim başım ağrıyor. Yani açıkça söyleyeyim. Artık 3 tane program çok ve okuldan hala çıkamadım. Yani hepinize söz vermek istiyorum ama çok hızlı bir şekilde yani söyleyeceklerinizi çok değerli toplu bir şekilde söyleyip veya sorup tamamlarsanız çok memnun olacağım. Hocam bağlandığında el kaldıran söz isteyen hocalarıma mikrofonu vereceğim. Evet Mesut'cum bu şeye Lenovo ile bağlanan Deniz Abik Hanım dilcidir. Öztürk Bey de yurt dışında çalışan Türkolog meslektaşımız. Eminim katkıları olacaktır Ahmet Bey gelirse. O arada ben gelecek haftanın programını da size hemen duyurayım. Gelecek hafta bu dönemin son programını yapacağız nasip olursa. Ahilik üzerine Fatih Köksal hocamızla Bünyamin Ayçiçeği hocamızı dinleyeceğiz. Biliyorsunuz UNESCO'nun bu sene Yunus Emre Türkçe ve ahilik üzerine şeyi vardı. Belirlediği bir yıldı. Onun için ahiliği de biz konu etmeden kapatmayalım dedik dönemimizi. Evet, buyur. Buyur Mesut Bey. Ahmet Bey bağlandı. Buyurun, kaldığınız yerden lütfen tamamlayın. İki katkımız daha olacak hocam. Buyurun. Yani diğer iki arkadaş var herhalde. Ben her meramı ifade edebildim. Yani sömürge derken bir yani buraya gelmiş ya da Türkiyat üzerine, Türkler üzerine çalışmış herkesi oturup ajan diye şey yapmayalım. Bunlar üzerine çalışarak bunlarda var olan sıkıntıları göstermeye çalışalım demeye çalıştım ben. Yoksa yani ne bileyim Rudloff'un Sibirya çalışması kıymetli ama o kıymetli bilgiler için de bir söylemeye çalıştım ki bu. Eyvallah. Yani ne bileyim bir Türk Klauson'un etimoloji sözlüğü kıymetli. Fakat oradaki bazı tabirler yani bu kendisi istese de istemese de kendi batılı bakış açısını bir şekilde yatıyor. Bunun benim eyvallah. Hocam, Ahmet hocam sesinizi neredeyse hiç alamıyorum. Yine mi koptum ben? Bir problem var. Yani ses problemi var ve onu aşamadık. Bu son söyledikleriniz de büyük oranda anlaşıldı ama anlaşılmayan yanları da yine oldu. Ben Öztürk Emiroğlu beyefendiye hocama söz vereceğim. Hocam buyurun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese tekrar. Ahmet Bey'e çok teşekkür ederiz. Bir sosyolog olarak farklı bir pencere açtı. İşte Türkolojinin tam da ihtiyaç duyduğu, diyelim ki bir sosyolog Türkolojiye nasıl bakıyor? Türk antropoloğu Türkolojiye nasıl bakıyor? Bu disiplinler arası bakış açısıyla işte Türkiyat diye hani Türkiye Türkologları ısrar ediyoruz ya. Şimdi bu mesela Türkiyat kavramını kullandığınızda bir Kazak, bir Azerbaycan
Türkü, Azerbaycanlı veya efendim bir Özbek acaba Türkiyat'ı kabul eder mi? Şimdi bir oradan bakalım. İşte Türklük bilimi, Türk bilimi, Türkoloji, Türkiyat. Ben sanki şimdi Musa Bey çok insaflı bir noktadan baktı. O noktadan devam etmek icap eder. Çünkü ya bu Türkologların hepsi etmeyi tutmayın yani demeyeceğim ama hepiniz hissediyorsunuz bu gülmemden de. Çok değerli çalışmalar yapmış insanlar. Böyle diyerek incitmeyelim bu yabancı insanları. Bakın bu işin adını bile onlar koymuş. Biz yani tutup 1999'a kadar Osmanlı'yla barışık olmayan Türk, kendi Osmanlı tarihini Jean Paul Rox'un yazdığı Türklerin tarihi gibi bir tane tarih yazdınız mı? Yabancıya bunu verdiniz mi? Bir Türk edebiyatı tarihi yazıp da ey yabancı Türkolog benim edebiyat tarihim budur, al bunu buradan oku, böyle bak diyebildiniz mi? Dedi mi? Demedi. 32'de kurup şimdi bak bunu diyeceğim, yine kitaplar yayınlanmayacak ama diyeceğim. Niye? Ben vicdanımın sesi önemli. Türk Dil Kurumu ve Tarih Kurumu yine kitabı yayınlamayacak ama yayınlamasınlar, mesele değil. Şimdi oturup da siz dünyada bu Türkoloji ile ilgili neler yapıldı? 32'den beri bu Tarih Kurumu, bu Dil Kurumu niye komisyonlar kurup da incelemez bunları? Bizim en önemli eserlerimizi komisyonlar kurup da niye farklı dillerde yayınlamaz? Niye para verip de çevirtmez başka dillere? Biz bir kendimize bakalım. Divan edebiyatını reddeden Türk kendi edebiyatını reddediyor. Yabancıya ne diyeceksiniz? Hala gibi geçen bir divan edebiyatı incelemesi var mı ecnebi dillerinde? Dolayısıyla bir kere kavram sorunlu. Önce biz kendi içimizde kavramlarla anlaşalım. Bir. İki, bu ecnebi Türkologlara da çok insafsız davranmayalım, etmeyelim, tutmayalım. Çünkü kavramları bile onlar koymuş. Başka meseleler de var ama hani burada pek konuşmak istemiyorum. Belki bir gün yüz yüze inşallah Allah nasip eder. Dünyadaki Türkolojinin sorunları böyle evet. Mesela Dil Kurumu böyle güzel bir efendim kongre yapar ya da başka bir şey ya da bir Türkiye'deki üniversite. Orada yabancı ve yerli yani Türk ve yabancı Türkiyatçılar veya Türkologlar ya herkes eteğindeki taşı döker. Ve kavramlar üzerinde önce bir terminoloji üzerinde nasıl anlaşırız onu konuşuruz. Sonra temel eserler, kaynak eserler onlar ne yaptı biz ne yaptık? Teraziye kendimizi bir koyalım, bir tartalım. Bizim yani bir şeyimiz yok. Yapan adama da diyoruz ki yok sen şusun busun. Yani insaflı olmak gerekir. Musa hocamın dediği gibi çok önemli çalışmalar yaptılar. Biz de daha Türkolojinin adı bile yokken adamlar bizim dilimizi, edebiyatımızı, kültürümüzü, sanatımızı, sosyolojimizi incelemişler. Elbette ki kendi bakış açısıyla inceleyecek. Bir Türk gibi incelemez ki o. Eyvallah. Bu gayet normaldir ve gayet tabiidir. Hocam, fazla uzatmayayım. Teşekkür ederim. Ben aslında Türkiyat'ın kendini özelleştirebileceği bir şey var derken örneğin işte Osman Turan'ın ismini verdim. Bahattin Ögel'in ismini verdim. Efendim hatta İbrahim Kafesoğlu'nu söyleyebilirim. Bu tür isimler ya da Türk dilim üzerine işte ne bileyim Caferoğlu'nun bir tarihi var. Bu tür isimler üzerine bir şey daha koymak lazım. Bir tuğla daha koymak lazım. Yok değil. Var. Fakat mesela Kafesoğlu'nu işte demin adını verdiğim Peter Golden şey olarak kullanır. Sanki hani mecburen kullanır. Ya da ne bileyim Osman Turan Selçuklu tarihi konusunda mecburen kullanılır. Ama çalışmalar yok değil, var. Fakat bunlar üzerine yeni bir anlayış, yeni bir kavrayış, yeni kavramlar inşa etmek zorunlu. Yani zaten bu çalışmalarla birlikte Türkiyat kendisini biraz şarkıyatçılığın elinden kurtarmaya da başlamıştı. Eyvallah. Bunu da göz önüne alalım. Hocam son katkı veya soru, şu an ismini göremiyorum, Lenovo. Nihat Hocam bir şeyler söylüyorsunuz. Evet, ben Deniz Abik, merhaba. Deniz Abik.
Evet. Kurova Üniversitesi'nden Deniz Ali. Buyurun. Ahmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Tabii hepimizin her zaman düşündüğü Türkolojinin farklı disiplinlerin birlikteliğini gerektiren bir alan olduğunun farkındayız ve ama çoğu zaman sanki ayrı ayrı disiplinlermiş gibi tarih disiplini, sosyoloji, antropoloji ayrıymış gibi değerlendiriliyor ama Türkoloji bunların hepsi ya da Türkiyat bunların hepsi. Ama galiba temel sorun şurada. Biz Türkiye'de bilim geleneği açısından daha çok yeniyiz ve bizim yaşadığımız sorun aslında şu anda Ahmet Bey'in eleştirdiği şarkiyatçı bakış açısıyla bakışın eleştiri olarak henüz yeni bir yaratıma, farklı yaratımlara ulaşamamış olmamızın arkasında bilim geleneğimizin henüz yeni olması yatıyor. Bilim geleneğimiz yeni olduğu için ve bilimler arası ilişkileri de henüz yeterince kuramadığımız için, oysa buna karşın biraz önce söylendiği gibi Batılı hangi sebeplerle olursa olsun bir bilim geleneği kurmuş ve biz o bilim geleneğini daha yeni yeni oluşturuyoruz. Sorunumuz burada galiba. Ama belli bir noktadan sonra herhalde her alanın kendine özgü yaratımları başlayacaktır. Bir çıtayı aşma noktasına gelmemiz gerekiyor. Bu anlamda da tabii ki diğer Batılı meslektaşlarımızın çok değerli çalışmaları da bize yol gösterir. Ama onları eleştirel gözle de görebilmemiz lazım. Ama o eleştirel göze ulaşabilmemiz için daha güçlü bir bilim geleneğini kurma ihtiyacımız var. Bu yavaş yavaş kuruluyor diye düşünüyorum ben. Düşünme vesilesi sağladığı için Sayın Ahmet Bey'e teşekkür ederiz. Tabii ki gerçekten önemli. Ama şarkiyatı sadece eleştirel olarak, yani farklı bakış açısı olarak görmek mümkün gibi. Ama biliyorsunuz Batı'daki Türkoloji kürsülerinin hepsi de başlangıçta şarkiyat içindeydi. Çünkü Doğu bilimleri ve bunlar birbirini besleyen, birbirini destekleyen, yani siz Türk edebiyatını Fars edebiyatından, Arap edebiyatından, İslam edebiyatlarından ayrı da çok da değerlendiremezsiniz. Dolayısıyla ben diyorum ki biraz daha kendimize biraz daha zaman vermemiz gerekir. Evet, bakış açımız doğru olmalı ama özellikle bilim geleneğini kurma konusunda disiplinli olmak zorundayız. Burada eksiğimiz var. O eksiği kurduğumuz zaman, tamamladığımız zaman Ahmet Bey'in söylediği eksiklerimiz de giderilecektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim sizlere de. Sağ olunuz efendim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Zaten Ahmet Hocam'ın da benim de anladığım mevzu o. Biraz o kendi bilim geleneği üzerinden kendi kavramlarımızı yaratıp, yani başkalarının koyduğu kavramlar üzerinden kendimizi okumak, kendimize bakmak, kendimizi görmek değil. Başta edebiyat, tırnak içerisinde edebiyat başta olmak üzere. Mesela medeniyet başta olmak üzere, değil mi? Bu kavramların hepsini aslında kendimizin belki yaratıp, yani yeni edebiyat derken, eski edebiyat derken bile, yani belki bunlardan belki başlayarak yeniden bir kurgu veya sorgulama içerisine girmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben öyle anladım en azından. Ahmet Hocam, herhalde dinleyemediniz diye düşünüyorum hocamın söylediklerini. Evet. Kopma. Ya Ahmet Hocam'ın bir bağlantı problemi var. Zannediyorum. Önemli olan birbirimize de anlatabiliriz. Ama yani aykırı şeyler, aslında tamamlayıcı şeyler söylediniz hocama. Evet. Ben yani öyle aktarayım. Tamamlayıcı şeyler söylediniz. Bilim geleneğimiz henüz tam kurulmadığı için biz kaç yüzyıl sonra gidiyoruz. Yani kaynaklara bakıyorsunuz. Batılı 1800'lerde bilimsel makaleler, 1800'lerin başında bilimsel makale yayınlıyor. Biz daha bilimsel makalenin bazı yazıları hala bugün bakıyorsunuz, bilimsellik özelliği taşımayan makaleler maalesef yayınlanıyor. Yani o geleneği kurmamız gerekli. Evet. O hallolduğu zaman her şey hallolacak. Teşekkürler. İnşallah. Hocam, çok teşekkür ediyorum. Nihat Hocam, yani bitirelim isterseniz. Ben şöyle, uzun zamandır Vildan Serdar Hanım söz istiyor. İsterseniz son olarak Vildan Hanım'ın da katkılarını alalım. Böylece bu akşamı bitirelim. Farklı bir disiplinin Türkolojiye bakışını dinledik bu akşam. Bu manada gerçekten belki çok farklı disiplinlerle de aynı şeyi devam ettirmek lazım. Öyle anladım ben. Vildan Hanım, oradaysanız. Buradayım hocam. Teşekkür ederim. Buyurun.
Ahmet Bey'e de teşekkür ediyorum. Ben birkaç şey söylemek istiyorum. Aslında Ahmet Bey'in anlatmak, yani anlattığı şeylerin tamamına hakim değilim. Ama en azından bazı noktalarda bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Yani mesela GİP çoktan çürütüldü aslında. Yani özellikle 2000'li yıllara gelindiğinde GİP'in teorilerinin ne kadar doğru olmadığını hepimiz anladık. Ama bunu belki mesela Andrews üzerinden anladık. Ama sonra biz de mesela özellikle sosyal hayat çalışmalarıyla tam da gibi söylediği şeyin aksini anlatmaya çalıştık. Haddinden fazla çalışma yapıldı ve Gibin orada söylediği şeyin, hatta Türkler şiir yazamaz demesinin bile tam karşıtı şeyler üretildi. Bir kere hani bu böyle. Andrews'un söyledikleri, özellikle Osmanlı şiiri hakkında söylediklerini aslında Tanpınar 19. asrın Türk Edebiyatı tarihinin giriş bölümünde neredeyse aynısını zaten söylemiş idi. Ama biz bunu çok geç fark ettik belki. Yani bizim bakış açımızla ilgili bir sıkıntı orada vardı. Onun dışında Osmanlı şairlerinin Doğu Edebiyatı dediğimiz İran ve Arap Edebiyatı'ndan kendilerini ayrıştırmaları, ya bir anlamda bu millileştirme ise eğer, zaten 17. yüzyılda yapılmıştı. Yani o güne kadar Osmanlı şairleri İran Edebiyatı'ndaki şairlere özellikle referans vererek, işte biz onlar kadar güzel şiir yazıyoruz diyorlardı. Ama o tarihten sonra, özellikle 17'den sonra kendilerine referans vermeye başladılar. Yani biz Fuzuli gibi şiir yazıyoruz dediler, biz Zati gibi şiir yazıyoruz dediler. Orada zaten bir ayrıştırma var doğal olarak. Bu da yine bizim kendi bakış açımızla hani teorize edip bulup çıkartabileceğimiz bir sonuçtu. Ben Deniz Hoca'nın söylediğine katılıyorum ama kısmen katılıyorum. Aslında bizde yeterince çalışma var. Fakat bizde yeterince teorik zemin yok. Teorize etmeyi düşünmeden metinlerin içerisine, metinlerin söylediklerine giriyoruz. Ve filolojik çalışmaları bitirip metinler kendileri ne söylüyor dediğimiz konularda epeyce bir üretimimiz var. Ama bunları toplayacak üst bir çalışma alanı yok. Yani yapılan tezler, ortaya çıkartılan kitaplarda Batı'da hiç yapılmayan, hiç söylenmeyen şeyler var. Ama bunları toplayacak bir üst bakış açımız yok. Şimdi bu üst bakış açısı yapsak, şimdi o zaman Batılı olmuş oluyoruz. Veya kendi üst bakış açımızı mı oluşturacağız? Bu da ayrı bir konu. Ama temelde bence bilim zaten nesnel bir şey olmalı. Öznel bir şey olamaz. Yani Osmanlı şiirinin söylediği şey Osmanlı'nın içinden bir şey söyler ama bunun ne anlattığı, onun ne anlattığına nasıl bakılması gerektiği daha nesnel olmalı. Yani bir Türk de buna baksa aynı şeyi görmeli, bir Batılı da baksa aynı şeyi görmeli diye düşünüyorum. Batılının teorize etmesi fazla ama pratiği yok. Bizim de sorunumuz kendi çalışmalarımızı dünyaya duyuramamamız. Onu da hocamız söyledi. Çeviri veya tercüme meselesi dolayısıyla. Yani ez cümle Türkiyat aslında şarkiyatın çok da altında yani kategorize edilemeyebilir. Ama teorize edilerek bunu yapmamız gerekiyor. Ama önce teorik bir bakış açısına sahip olmamız gerekiyor diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Hocam teşekkür ederim. Ahmet Hocam ekleyeceğiniz son olarak söylemek, eklemek istediğiniz bir şey varsa diyeceğim ama Ahmet Hocam tekrar koptu. Kıymetli hocalarım, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bugün Ahmet Hocam tekrar geldiniz. Duyabiliyor musunuz hocam beni? Duyuyorum şimdi. Yerimi değiştirdim. Belki bağlantı da zayıf bir şeydi. Tamam. Daha kuvvetli bir yere geldim. Evet. İnşallah şimdi hiç kopmam. Kusura bakmayın. İlk defa başıma geliyor böyle bir şey. Hocam canınız sağ olsun. Aslında zaten konuşmanız, yani ilk baştaki konuşmanız ve bütün bu tartışmaları yaratan şeyleri kesintisiz dinleyebildik. Arada yorumlarınız da biraz kopmuş olsa da aslında dinleyebildik. Şimdi Bilden Hoca'nın ve Deniz Hoca'nın söylediklerini işitebildiniz mi, duyabildiniz mi bilmiyorum ama onlar üzerine buyurun hocam tekrar. Ya yani şöyle bir şey. Şimdi Bilden Hanım'ın söylediklerinin birçoğuna katılıyorum aslında.
Fakat orada da şöyle sıkıntı var. Yani şimdi mesela Gönül Hanım'ın divan şiiri üzerine çalışmaları var. O da işte Mezopotamya şey üzerinden, mitoloji üzerinden getiriyor. Fakat sadece edebiyat üzerinde düşünmek Türkolojiyi biraz sıkıntı yaratıyor. Benim bugün üzerine parmak basmaya çalıştığım noktalardan biri oydu. Yani Türkoloji sadece Türk dili çalışmaları ya da Türk edebiyatı çalışmaları değil. Ve Türk dili çalışmaları olduğu zaman dahi bir insan görüşü ortaya atıyor. Bir toplum görüşü ortaya atıyor. Efendim bir kainat görüşü ortaya atıyor. Bunların nereye oturduğunu da iyi görmemiz, iyi tespit etmemiz lazım. Yani divan edebiyatı sadece divan edebiyatı değil. Divan edebiyatı çalışmaları da sadece divan edebiyatı çalışmaları değil. Bunu biraz fark edersek, yani şimdi Shakespeare işte hani incelemelerini biliyoruz. Oradan yani sosyolog da Shakespeare okuyor, efendim filozof da Shakespeare okuyor, ekonomist de Shakespeare okuyor. Biz de sadece Türk edebiyatı bölümleri divan edebiyatı okuyor. Bu da bir sıkıntımız. O da yani gerçekten hakkını vererek siz daha iyi bilirsiniz. Ben yapılan çalışmalara baktığımda hala gips övgüsü yapılması beni mesela rahatsız ediyor şu sıralar. Yani bunu çoktan aşmamız gerekir. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu sohbet gerçekten çok keyifli bir sohbet ve sabaha kadar eminim devam eder. Ben hazırım hocam yani evet, siz devam ederseniz. İnşallah hocam şöyle yapalım. Belki bir programı yüz yüze, başka bir platformu, başka bir konsepte yapabiliriz. Belki de yüz yüze yaparız. Daha güzel olabilir. Yani şuna canı gönülden katılıyorum bir defa. Ben burada birçok hocamın affına mahsuben söylüyorum bunu. Anlayışlarına sığınarak. Bir defa artık edebiyat çalışmaları veya beşeri bilim çalışmaları. Bırakın multidisipliner olmayı, artık transdisipliner bir hale gelmiş durumda. Yani felsefe bilmeden, edebiyat, sosyoloji bilmeden, felsefe veyahut başka alanları kavrayabilmemiz ve kuşatabilmemiz mümkün değil. Bugün artık Şinasi'yi anlayabilmek, Namık Kemal'i anlayabilmek, Ziya Paşa'ları anlayabilmek ancak ve ancak oryantalizmi bilmekten geçiyor. O adamların arka planında onların zihniyetini değiştiren, dönüştüren, tırnak içerisinde söylüyorum, katıldığım için söylemiyorum ama o yaralı bilinci neyin meydana getirdiğini iyi okumaktan geçiyor. Kendi kavramlarımızı ve kavramsallaştırmalarımızı kendimiz yapmaktan geçiyor. Biz neden yeni edebiyat diyoruz da işte modernleşme devri edebiyatı demiyoruz veyahut da modern edebiyat demiyoruz? Veya modern diyorsak bunu neye göre alıyoruz, neye göre diyoruz? Yani bütün bu adlandırmalar, bütün bu kavramsallaştırmalar bir nazar, tırnak içerisinde. Bunu özellikle nazar kelimesini kullanıyorum burada. Teos'a gitmiyorum yani. Ne üzerinden bakıyor? Çünkü her nazar kendi manzarasını oluşturuyor tabiri yerindeyse. Ben bu ifadeyi çok seviyorum. Yani her nazar kendi manzarasını oluşturuyor. Çünkü o nazar bizi bir şeyin içine sokuyor ve onun içerisinden biz görüyoruz ve okuyoruz her şeyi. Bu bağlamda Karatani'nin modern Japon edebiyatının doğumuna dair Derinliğin Keşfi diye bir kitabı vardır. Orada aslında edebiyatın geçmiş edebiyatında, yani modern öncesi edebiyatında, modernleşmiş Japon edebiyatının da arasındaki farklılığı çok güzel anlatır. İşte işte o manzaranın doğuşu ve içselliğin keşfi, yani iç insanın keşfi. Tanpınar çok şikayet etmiştir. Bizde iç insan yoktur falan der eski edebiyatımız için özellikle. Gerçekten böyle midir? O kitap çerçevesinde mesela Türk edebiyatına dair modernleşen Tanzimat dönemindeki edebiyatımıza dair okumalar yapılabilir. Çünkü bunu mesela ben çok şaşırtıcı biçimde biraz lafa aldım, devam ediyorum. Türk tiyatrosuna dair çalışmalarda daha sahih bir zeminden yapıldığını gördüm. Fakat Türk edebiyatına dair çalışmalarda maalesef kaptırılmış, ideal almış başını gidiyor. Biz batıya kolumuzu kaptırmışız. İşte yok efendim türler arası kavgalar. Romantizm miydi, realizm miydi, türlü. Yani orada o dönemde manzaranın nasıl teşkil etmeye başladığını bize gösterecek çalışmalar lazım. Evet. Yani bir Halit Ziya aslında neyi gördü?
nereye bakıyordu? Nereden bakıyordu? Efendim modernleşme dönemindeki işte ne bileyim bir takım şairlerin şiirleri nereden, nasıl, nereye bakıyor? Ve geçmişten neyi değiştirdiler? Neyi tevarüs ettiler? Şimdi de mesela Orhan Pamuk'un çalışmaları Osmanlı geçmişini diriltti diye eleştiriliyor. Mesela Benim Adım Kırmızı minyatür tekniğini uyguladı diye eleştiriliyor. Ama bence başarılı bir uygulama. Fakat bir şey eksik. Batılılara yazıyor. Baktığı yerde orası. Batılılara yazmayan bir minyatür tekniğini edebiyata bugün yazarlarımız, hikayecilerimiz, efendim romancılarımız yapabilir mi? Mesela bu bir soru. Eyvallah hocam. Lafı aldım Karatay'dan. Bence bu çok çok güzel bir bitiş. Bu soru işaretiyle bitirelim. Ben bütün katılımcılara, Nihat Hocam eklemek istediğiniz, siz kapatmak ister misiniz veya yok yok sen kapatabilirsin. Ben gelecek haftada inşallah herkesi inşallah hocam programımıza bekliyoruz. Hocam ben Ahmet Demirhan hocamı başta Ahmet Demirhan hocama başta bizi kırmayıp misafirimiz olduğu için teşekkür ediyorum. Onun nezdinde de bütün misafirlerimizi bu akşam kıymetli vakitlerini bize ayırdıkları için ve bizi burada yalnız bırakmadıkları için ayrıca teşekkürlerimi arz ediyorum kendilerine. Umarım faydalı, ufuk açıcı, en azından bazı soru işaretleriyle ayrıldığımız bir program olmuştur. Hepinizi